Herkese merhaba. Hoyo mu, daca hao. Ben Beyza. Ve siz Davu. Şimdi sabah erkenden kalktık. Bugün yeni yılın ertesi günü. İlk günü. Çin yeni yılının ilk günü. Bu yıl ejderha yılına girdi Çin. Evet. 12 hayvanlı takvim kullandığı için. Her yıl farklı bir hayvan. Şimdi köye geldik. Şu karşımız tarafı. Göstereyim mi böyle? Göster. Evet. Bu taraf. Köy arkada. Peki niye bu kadar sis var? Bunlar sis değil arkadaşlar, duman. Çünkü dün hava karardığından beri, yani saat 6 falandan evet. beri sabaha kadar ve hala şu an patlama seslerini duyuyorsunuzdur. Havai fişek patlatıyorlar. Yeni yıl olduğu için küçük büyük işte. Her türlü yani aydınlık olsa da patlatıyorlar. Dün dediğim gibi akşam 6'da başladı ve şu ana kadar hiç durmadı. Özellikle gece 12.00'da çok fazlaydı. Evet. Evet, şimdi mezar ziyareti yapacağız. Ondan sonra köye gideceğiz. Akrabalara ziyaret edeceğiz. Akraba ziyareti yapacağız. Evet. Çekmek istedik size de çünkü köyü merak eden arkadaşlar çok fazla. Öyle. Bu köyün adı Wu köyü. Wu köyü. Beni Wu köyü. Davut'un soyadı da Wu. Bu gerçek köy. Daha köyün yok yani. Şu an eski yani bayağı eski bir köy. Şu an yeni koyunların biliyor musun? Buraya küçük böyle 3 katlı, 4 katlı apartmanlar, böyle yeni yollar, bu yeni koy. Ama bunlar gerçekten eski koy yani. Evet, çok eski bir köye gideceğiz. Göreceksiniz birazdan zaten. Babaannemin evini ve beni çok eski evimizi görebilirsiniz. Bakalım. Tamam. Evet, şimdi Davut'un babasının, dedesinin mezarı ileride. Böyle herkes kendi evinin arsasına aile büyüklerinin mezarını yapıyor. Kendi arsalarına yani. Tabii toplu mezar da var ama böyle yapan çok fazla. Yani biraz ileride ve şuraya kadar, dibine kadar bizim nasıl diyeyim, ailenin arası. Aha. Koyunun kuzeyinde bunun gibi bir tane daha vardı. Hepsi bize ait. Şu benim dedem ve dedem babası annesinin mezarı. Şu an buradaki bu tek biz de maydanozun aynı kişniş. Görüntüsünde başka bir sebze var. Başka bir şirkete Çinliler kiraya verdik bu toprağı. Onlar işliyor. Arkadan buday falan. Mesela bu şey biz müşme olduğu için bizim mezarımız burada düz. Üstü düz, evet. Üstü düz. Müşme olmayan şeyler, mezarları üstü böyle sivri tepeler var. Yani böyle bir farklı var. Yani öyle. Wu köy. Yazında böyle arada böyle çiçekler oluyor böyle ağacında böyle. Güzel o pembe. Ama şu an yok tabi. Evet, şimdi koydan geçtik ana sokakla geçtik. Kalabalık gitti. Oy. Kim mi yaptı? Nereye gidiyoruz? Kedi. Bu kedi çok güzel. Aşkım bu cins kedi. Evet, bu onun kedisi bu. Evet. Bu. Korkuyor. Bu şey ailesi. Bina karşıda bu bir. Tanıdık aile. Tanıdık değil, akraba. Akraba. Onun kedisi. Çok güzel. Babam ve bizde kaldığı için burada kim gelmedi? Tamamen eski tarzı. Eskiden kapı buradaydı. Buraya koydu. Eskiden bu mutfak gibi değiştirdi böyle. Öyle istedi. Kapıyı kazıyor.
Şimdi mutfak. Mutfağa bakalım. Bu eski tarzı mutfak. Şurada şöyle bir şey var. Ocak var. Şimdi bir tane akraba ziyaret geldi bize. Peyda bana soruyor bu hangi akraba, ben de tam bilmiyorum. Sonra sordu. Bu babamın dedesi, onun dedesi ve kardeşleriydi. Öyle mi? Öyle. Yani biraz uzak ama bizim karşı komşumuz aynı anda, o yüzden. Yakımız yani. Yani şu an herkes köye geldi. Ama yine de birkaç gün kalıp gidecek. Hep böyle boş boş buluşuyorlar. Ama yine de böyle. Komşudaki keşler geldi. Huy 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 huy. Sokağımız bu. Sen, ar. Gidelim. Tamam. Şimdi Zeyd çok kalabalık. İşte insanlar geldi gitti, o yüzden çekmeyi unuttuk. Şimdi yemekhaneye geldik. Yemekhaneye geldik. Lokantaya geldik. Yemek yiyoruz. Yine döner varsa Davut göstersin şimdi size. Yine unuttuk yani yemekten. Ortadan çekmeye çalıştık şu an. Balık. Şu karides. O da bir iki tane yakışıklı var. Ananas yemek var, gördün mü orada? Çok güzel değil mi? Türk salatası, bunu göster. Türk salatası. Beyza için hazırladı. Ege. Çok uykum var. Şimdi babaanne evine geldik. Anneannenin evi. Ha, anneanne pardon. Babaannesinin evi gösterdiğimiz ev. Eski bir eski ev. Köydeydi orası, bu köyü. Burası ise anneannesinin evi. Burası köy sayılmaz. İlçe. İlçe. Kasaba gibi bir şey diyelim. İlçe merkezde. Ama eski binalar var. Evet, şimdi anneannenin evine bakalım. Yukarıda güvercin var. Ay, yazın geldiğimizde daha güzeldi. Evet. Çiçekler vardı sır. Yazın geldiğimizde anneannenin bir sürü sukulentleri, kaktüsleri vardı. Bahçe bu şekilde. Kendisine ait bir bahçe var. Bunlar kesen dönüş olacak. O yüzden yine bu şekilde durdu. Ama yakın zamanda. Şu an anneme şeye götürecek. Markete götürecek. Mama ölçü ha. Baba. Ha. Mama. Dur. Yiyeceğim ben şeker kumaş. Ne şeker buradan geldi. Bir pancardan, bir buradan. Onu meyve gibi yiyorlar burada. Çünkü çok güzel. Sakız gibi. Evet, sakız gibi çiğniyor böyle. Yani içinde lifi var. Altında çiğneyip suyunu emip lifini atıyorsun yani. O yüzden biraz yemek zor. Yakışıklı. Sen seçiyor şu an. Ya da çay ne şişecek? Ya da kuyruğa.
Böyle. Evet, onun önünü tiyade. Bir sopa ne kadar? Ne kadar? Bilmiyorum ki. Bir doğa ya. Bir doğa, bir doğa ya. Aa. 2 yuan yarım kilo. Yani 4 yuan 16 1 kilo 17 18 falan. Böyle tarttı. 12 yuan yani. 3 kilo bunlar. Bunlar mandalina ama bu küçük mandalinadan çok tatlı. Ha? Kötü mü oldu? Bugün yılbaşı olduğu için bu bir tane genelde bir yemek sokak vardı ama açılmadı tatil olduğu için. Her gece buraya gelip yiyordum. Sen ne yedin zaten? Güzel miydi? Çünkü o şey de buradan ya. Evet, evet. Ya? Islanmıyor. Bekle. Prova. Ama şeker suyu var. Şeker suyu. Göstermek istemiyorum ama böyle şey çıkıyor. Nifla çıkıyor işte. Kısma çıktı. Evet şimdi Dresanha'ya geldik. Yani çok büyük bir adım attık. Şeker kamışı yerken ışınlandık. Şangay'a geldik. O şeker kamışından sonra video çekmeyi unuttuk. Zaten şeker şimdi kamışı bu son videomuz. Evet. Evet. Ondan sonra teyzem, enişte beraber yemek yedik ailece. Instagram'dan takip edenler görmüştür, balık yedik birlikte. Sonra da trene bindik. Geldik. Evet, geldik. Yani çok kalabalık ve çok yorduk için bunu çekmeyi unuttuk. Aynen, hiç aklımıza gelmedi. Ama Instagram'ı takip edin, onun da ayrıntılı da görebilirsiniz. Ben her gün genellikle bir şey paylaşıyorum Çin'e dair, size dair. Evet. Evet. Şimdi şeye geldik biz. Evde hiçbir şey kalmamış. Dün akşam geldik. Evde hiçbir şey kalmadığı için şimdi çıkıp marketten sebze falan alacağız. Evet. O yüzden İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla Çin'den video için. Ay çok çirkin, çok çirkin bir tane köpek gördüm. Kar mısın böyle? Neyse. Çin'den daha fazla video için takipte kalın. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyoruz. Görüşürüz.